3 Ekim Pazartesi Halk TV İsmail Saymaz Mersin'de CHP kurulan pusu Hani Türkiye'deki PKK'lıların sayısı 120'nin altına düşmüştü? Hani teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliniyordu? Hani mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlardı? Böyle olmadığı geçen hafta Mersin'in Mezitli ilçesindeki TC polis evine yapılan saldırıyla anlaşıldı. İki kadın PKK'lı polis evini taradıktan ve bir polisi şehit ettikten sonra üzerlerindeki bombayı patlattı ve intihar etti. İçişleri Bakanlığı bu terör eylemini bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarmaktansa önceliği muhalefeti PKK ile ilişkilendirmeye verdiği için eksik delille sonuca gitmek istedi. Gazeteci Tolga Şardan'a göre olay yerinde bulunan kimlik kartından hareketle iki PKK'lıdan birinin Dilşah Ercan olduğu duyuruldu derhal Google'a girildi. Bir de ne gülüyorsun? Ercan'ın adı 2013'te CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda Azadiye Velat adlı Kürtçe gazetenin çalışanı olarak geçiyor. Bundan ala kanıt mı olur? İktidar yanlısı basın CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti diye taarruza geçti. Sanırsınız Ercan PKK'lı değil de CHP'nin mahalle delegesi sanırsınız terör eylemi Kandil'de değil CHP Genel Merkezi'nde planlandı. Sanırsınız teröristleri Özgür Özel ile Veli Ağbaba sınırdan geçirdi. İki gün sonra PKK'nın açıklaması ve Şarda'nın köşe yazısıyla gün yüzüne çıktı ki Ercan eyleme katılmamıştı ve örgütün iddiasına göre görevinin başındaydı. Polis henüz DNA ve parmak izi incelemesini tamamlamadan CHP'nin gazeteci görünümlü teröristleri denilerek düğmeye bastı. Neden mi? Çünkü altılı masayı dağıtmak, halkın gözünde muhalefeti alçaltıp düşmanlaştırmak için CHP'yi PKK ile ilişkilendirmek gerekiyor. Ercan'ın polis evi saldırısına katılma ihtimali iktidarın propagandasına imkan veriyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı televizyon yayınında bu iddiaya dayanarak CHP'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu DNA raporunun açıklanmasını isterken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ana muhalefet liderini PKK'ya sığınmakla suçluyor. Halbuki Soylu'nun yapması gereken ayakkabı numaralarına kadar bilmekle övündüğü PKK'lıların Mersin'in göbeğinde silahlar ve bomba yüklü çantalarla polis evini nasıl basabildiğini açıklamak olmalı. Soylu bir ay önce mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar dediği PKK'lıların saldırı için Suriye'den paramotor denilen paraşütlü motorla 12-13 saat uçarak Tarsus'a geldiğini anlatıyor. Paramotorla 12-13 saat uçmak mümkün mü? Benzin yeter mi bilmiyorum. Doğrusu uzmanların bizleri bilgilendirmesine ihtiyacımız var. Gerçekten merak ediyorum. Hem bu sorunun yanıtını hem de paramotorlu PKK'ların 12-13 saat boyunca havada nasıl fark edilmediklerini. Tarsus'a ulaşmak için Hatay ve Adana'yı geçmek ve 408 kilometreyi kat etmek gerekiyor. Değil paramotorlu PKK'lar kuş olsa görülmez mi? Diyelim uçtular. Peki paramotor ne de? Silahları kim verdi? Tarsus'tan Mersin'e nasıl vardılar? Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın makam aracıyla gelmiş olamayacaklarına göre birileri yardım etmiş olmalı. Saldırıyı CHP ile bağlantılı göstermek için bir gün sonra siyasi operasyonun ikinci perdesi aralandı. İki PKK'lının aileleriyle CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halk ve İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 15 belediye işçisi gözaltına alındı. İlk bakışta aynı soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı zannediliyor. Halbuki PKK'lıların aileleri mezitli saldırısından. Gündeş ve eşçiler bir yıldır süren farklı PKK soruşturmasından alındı. İkisi başka olduğu halde Gündeş'e saldırının azmettiricisi izlenimi verildi. Evine yapılan baskını izlemişsinizdir. Gazetecileri peşine takan Robocop ordusu otomatik silahlarla kapıya dayanıyor. Bir polis içeriden silahla karşılık verilecekmiş gibi kalkınlığını tutuyor. Gündeş şaşkın bir vaziyette kapıyı açıyor. Polis yere yat diye bağırıyor. Sanırsınız kan dil basılmış Murat Karayılan gözaltına alınıyor. Gündeş 33 yıldır devlete hizmet ediyor. 1989'dan 1994'e kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, 1999'dan 2017'ye kadar Mersin Akdeniz Belediyesi'nde çalışmış. Akdeniz'de kayyum atandığında bile görevinden alınmamış. 2019'dan beri Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'ni yönetiyor. Gündeş gözaltına alındıktan bir gün sonra örgüt üyeliğinden tutuklandı. Ercan nasıl CHP'nin gazetecisi oluverdiyse Gündeş de saldırıyla bağlantılı gösterildi. Oysa Gündeş'e sorgusunda Mersin saldırısına ilişkin tek bir soru sorulmadı. Emniyette iki gizli tanığa atfen 2011'de Akdeniz Belediyesi'nde çalışırken Örgüte ihalelerden para aktardığı, 2014'te HDP'den Toroslar Belediye Başkan adayı olduğunda PKK'larla görüştüğü ve cezaevindekilere para gönderdiği iddiaları soruldu. Gündeş iddiaları yalanladı. Adalet sırasında katıldığı mahalle çalışmalarıyla bir cenaze soruldu. Etkinliklerde çekilen fotoğraflar önüne kondu. 2015'te Facebook'ta paylaştığı yazı kanıt sayıldı. 2016'da KHK ile kapatılan Yoksullukla Mücadele Derneği'nin neden başkanlığını yaptığı üzerinde duruldu. 2019'da Akdeniz Belediyesi Başkanlığı'na adayken Kandil'e para gönderdiği ileri sürdü. En tuhaf iddia buydu. Çünkü 2019'da aday değildi. En gülüncü ise Kurban Bayramı'nda belediyenin astığı pankartta paylaşmanın, kavuşmanın, kaynaşmanın cümlelerinin alt alta yazıldığı ve baş harflerinin PKK kısaltmasını oluşturduğu belirtilerek yöneltilen şu soruydu. Afişler kim tarafından belirlendi? Afişlerin asılması talimatını kim verdi? Sizin bu hususta bir ilişkiniz bulunmakta mıdır? Gündeş şöyle yanıt verdi. Örgütsel amaçla hazırlanması söz konusu değildir. Tesadüfen oluşmuş ve gözden kaçmış bir afiştir. Yaratılabilecek siyasi algının önüne geçmek için kaldırılarak yerine yenileri asılmıştır. Gündeş, her türlü teröre karşı oldum. Terörün bir insanlık suçu, kör bir cehalet olduğunu açıkça ifade etmekteyim, dedi. Savcılıkta başkan adayı iken çekilen fotoğraflara ilişkin, çözüm sürecinin getirmiş olduğu rahatlık, kamu bürokrasisinde dahi hissediliyordu. O günkü hadiselerin bugünün şartlarıyla değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum, dedi. Haksız mı? Geçiyorum PKK'larla fotoğraf vermeyi. O yıllarda AK Partililerin PKK'yı övdüğü kadar Öcalan kendi örgütünü övmedi. Gündeş hakkımdaki iddialar yeni değil. Merak ediyorum neden hakkında işlem yapmak için bugünü beklemişler diye soruyor. Neden olabilir? CHP'yi PKK ile ilişkilendirerek propaganda yapmak ve mümkünse Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamak için Mersin'deki saldırı iktidarın muhalefete pusu kurmak için yeri geldiğinde terör eylemini bile siyasi fırsat olarak gördüğünü kanıtlıyor. O nedenle iktidar PKK'lı teröristlerin kimliğinden ve örgütsel bağlantılarından çok CHP ile olmasını arzu ettiği bağla ilgileniyor. Bu bağ bugün itibariyle yoksa da yarın devlet olanaklarıyla kurulmak istenebilir.